Günaydın. Dünkü işlemlerde endeks 7582, 7831 bandında hareket ederek günü %3,77 kazançla 7813,40 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 85,01 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Çarşamba günü gelen sert satış baskısının ardından endekse dün güne tepki alımlarıyla başlandı. Gün içindeki yükselişlerde 5 günlük ağırlıklı ortalamanın yukarı yönüne geçilmesiyle kısa vadeli yön pozitife döndü. Endekse bankacılık endeksi %5,37, ulaştırma endeksi %4,38 değer kazancı ile katkı sağladı. 22,50 ve 100 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 7893, 7917 bandının daralması endekste olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Bu bağ aralığının yukarı yönlü aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Teknik olarak orta vadeli görünümün pozitife dönmesi için 8100 direnci hedeflenebilir. Endekse yukarı yönlü hareketlerin hacim artışıyla desteklenmesi halinde 8200, 8350 ve 8500 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 altında artan satış baskısı ile 7500 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 4-8 Aralık haftasında hisse senetlerinde 562 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle Kasım 2020'den bu yana hisse senetlerinde en yüksek haftalık yabancı alış kaydedilmiş oldu. Küresel piyasalarda FED'in güvercin mesajları ile artış gösteren risk iştahı ile Türkiye'nin 5 senelik CDS priminin 3'ün altına girilemesi endekse pozitif görünümü destekledi. Bugün Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde kredi notunu B3 olarak sabit tutarken görünümü durağından pozitife yükseltmesi beklenmektedir. Bitkice endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden mekti sıfır çizgisinde yakın sat konumunda bulunmaktadır. Dünkü yükseliş ile momentum ve ara yönelim pozitif seyretmektedir. Dün %4'e yakın değer kazanan endekste bugün açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz. Endekse yukarı yönlü olarak 7250 ve 100 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 7893 7917 bandı takip edilebilir. Bu bant aralığının aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Teknik takip listemizde bugün Akbank, Sahol, Şok Marketler, Tüpraş ve Vakıfbank yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.